Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Bir yeni bölümle daha sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde King serüvenimize devam ediyoruz diyelim. Napoli ile 3. sıradayız şu an için. Önümüzde 2 tane lig maçımız var. Serie A, Inter ve artık bu takım neyse, Hellas Verona FC. Ve ardından da kupa maçımız var Bologna ile. Onu da yapacağız. Ama şöyle bir görüntüye baktığınız zaman Payet bizi yani teselli etmeye çalışıyor ama bir önceki maçtaki oyunu da gördünüz. Hiç istemedi yani böyle bir oyunu Napoli. Hani oynamak istemediler adeta. Şimdi bunları da es geçeceğim. Artık önümüzdeki sezon Leicester City'ye bir teklif göndereceğim. Bakalım Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü ile birlikte oynama şansını sahip olacağız mı? Çünkü bunları oynatmayacak. Bir Inter maçına bakarız. 2-0 güzel. 71. Yetişemeyiz. Adamlar 75 oldu. Önümüzde çok az bir maç kaldı. Ardından zaten sezon bitecek. Kupa İtalya final. Acaba hangi takımlardan teklif gelecek? O da çok önemli. Yeniden artık son maçlarda da sen bizi gerçi bu final maçı mıydı? Bir dakika. Katılan müsabaka bilgisi. Tablo. Bir dakika. Kupa İtalya. Hah. Fikstürler. Ha. Tamam, bunu yapacağız o zaman. Bir de ardından Inter maçını yapalım. Bu bölümde sonlandıralım. Siz de transfer görüşlerinizi yorumlara belirtin bana. Ona göre ortak bir noktada buluşalım. Artık kupa maçına geçelim. Bu arada serüveni beğenilerinizi bekliyorum gerçekten. Abone olmayanlar varsa da abone olursa çok sevinirim. Serilerin devamı siz beğendikçe, siz yorumladıkça görüşlerinizi belirtir ki devam edecek. Bakalım neler olacak. Inter maçı, Bologna kupa maçı, bu serüven kupa maçı daha doğrusu. Bizim kariyerimize şampiyonluk çok güzel etki eder. Ardından gerçekten ben de merak ediyorum. Hangi takım transfer teklifi yollayacak diyelim. Ambiyans mükemmel. Stadio Olimpico stadından sizlerle birlikteyiz. Kupa hazır. İsmi yazılmak üzere. Müthiş bir görüntü gerçekten. Pes'in şu kalite olayını çok seviyorum ya. Şu görüntü olayı. Bakar mısınız yani? Her şey %100 gerçekçiliğe yakın yani. Müthiş bir görüntü var. Kupa önümüzde, bakalım kim alacak. Umarım Napoli oynarsın ve şu kupayı kaldırırız yani. Taraftarlar stadı tıklım tıklım doldurdu. Müthiş bir ambiyans var. Bizde bile tüyler diken diken. Herkes hazır. Geri medal olması lazım kaptan. Evet, Bologna'da tanınık bir isim, medal olması lazım. Bizim kadro da gerçekten güzel yani, kaliteli kadro. O yüzden bunu almamız gerekiyor. Herkes hazır. Ama şurada bir, yani bir ilk 11'de bir, nasıl diyeyim, bir güzellik yapıp bizi de ilk 11'de başlatsaydı enfes olurdu yani. Evet, herkes gaza geliyor. Durumlar çok karışık. Napoli kendine güvenmek zorundasın. İkinci yarı zaten el atacağız duruma. Gol yemeyin yeterli. Evet, şöyle bir bakalım. İleride Insigne, Milik, Politano, Fabian Ruiz, Alan, Demme, Koulibaly, Manolas, Lorenzo, Goulam ve kalecimiz şeklinde. Bologna'dan Santander, Sansone, Orsolini, Dominguez, Svanberg, Medel, Bani, Denswil, Baye, Diszkoskowski. O da güzel bir isimmiş gerçekten. Maçımıza doğru geçelim. Her şey hazır. Ambiyans hazır. Ve sizlerle birlikte kupa maçına geçiyoruz. Maçı hızlandıracağım. Bu maçı sizlere sunacağım. Gerçekten final maçı olduğu için Insigne, Milic. Ardından Bani, Medel. İleri doğru bir pas Santander. Orada bir paslaşma.
Kolibali. Gullom. Aman diyeyim, oralarda fazla oynamayın. İleri doğru adamsın Insigne. Aktaramadık pası. Orsalini kanattan gidiyordu. Taç hemen kullandı taçı. Ortaya doğru Santander. Demme Lorenzo. Lorenzo Manolas. Orada bir pas hatası. Şu an için Bologna'nın. Meret mükemmel kurtardı o şutu. Çok sert vurdu. Gerçi hızlandırılmış çekim de var ama cidden topun sesi geldi yani. Insigne. Hadi oğlum, maç ortanı, vur kafayı biriniz. Ya bu maçı almamız gerekiyor açık araya. Vur ona be ada. Ya şaka mısınız ya? Şaka mısınız ya? Bu kadar da olmaz ya. Direkt üstüne direkt en son dışarı vuruyor adam. Sinirlendi herhalde. Eyvah. Bir direkt daha geldi. Santander. Enfes, mükemmel, harika bir maç geçiyor. Kolibali. Yukarı Gülüm. Kolibali. İsmi çok güzel adamın. Kolibali. Şimdi ama hep defansa top çevirmeyelim de. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Insigne at araya. At araya, orta açma illa ya. Vur kafayı be. Fabian Ruiz yukarı çıkardı. Gulam orta, Milik. Milik bir kafa atsan aslında iyi oyuncusun da. Derken bizim vaktimizin geldiği anlaşılıyor. Top oynama %76'ya %24. Şimdi maç başladı. Geri medal geriye doğru oynadı. King'i görünce Kolibeli çıkar ileri. Çıkar ileri. Çıkar 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 çıkar. Adamsın. Bak şimdi bak, pasa bak. Insigne. Çıkardık. Aradan saldım zehri. At onu. At onu. Adamsın be. Girdiğimiz gibi asisti yapıyoruz. Politano. Politano'yla dakika 49 kupa finalinde golü buluyoruz. Napoli taraftarları müthiş bir sevinç var. King aradan müthiş bıraktı yine. Bakar mısınız? O defans uyumuş yani. O defans neredeyse dışarı çıkacak. Taça çıkacaktı. Artık Santander yerini bir başka oyuncuya bıraktı. Geri medel aynı taktikle geriye oynadı. Şimdi ileri doğru bir pas. Güzel, bu kupayı alırsak harbiden müthiş bir kariyer başlangıcımız olur. Daha çünkü çok yeniyiz. Sal bana. Adamsın. İşte böyle. King gidiyor. King. 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 Attık pası. Bir daha verdik. Adamsın. Sal bana. Vurayım ona. King. 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 Onun adı. King. Müthiş bir gol. Enfes bir gol. Harika bir gol. Gerçekten inanılmaz bir gol. King orada attı arabasını. Yeniden aldı. Bir daha attı. Bir daha istedi. Ve mükemmel bir şut. Gol geldi. Bir gol, bir asist King. Ama hala antrenör bizi tabii ki ilk 11'e almaz yani. Inter maçı gelecek, yeniden almayacak yani. Daha hani bir sıkıntı var bu işte ama. Sal bana. Bak bak, pasa bak abi ya. Pasa bak ya. Sal bana bir daha, adamsın. Saldım araya. Kalır mı o top bende? Kaldı. King vuracak. Ve ikinci gol. King atı. King durmuyordu. Formayı gösteriyor. Harika. Arda arda enfes goller geliyor King'den. Cemize. Oo, King kaptı topu ardından. Müdahalesi. Şimdi o top bize gelir mi? Geldi. Oo, ileri doğru pas istesek alabilir miyiz? Yok, alamadık.
Defans müdahalesi yerinde 2 gol, 1 asist King. Müthiş bir performans. Şimdi geriye doğru oynadı. Şöyle bir defanstan çıkalım hafiften. Sal bana. Sal bana adamsın. Aşağıda gördüm, orada bir Insigne var gibi. Insigne orada. Adamsın. Vuracağım o topa. Bir şut. Üçüncü gol işlem bile değildi. Müthiş bir şut geldi. Şimdi korner atış kullanacak. Bir kafa vuruşu gelir mi? Kaleci başarılı. Sal bana. Sal bana hemen. Ben orada mıyım ama ya? Tamam, güzel. Kaptırma o topu. Sal bana adamsın. Vuracağım o topa. Yapma ya. Skopski. Alda. Uçak markası gibi. Orsolini. Şutu öfven. Aldık mı o topu? Aldık harbiden. Derken bir daha kaptırmaca. İçeri doğru şöyle bir pas çıkartırsan bana çok harika, güzel. Sal bir daha bana. Mükemmelsin. Orada bir Insigne'yi gördüm aslında. Saldım arapasını. Vur ona. Oo. O da kaçmaz ama ya. O da kaçmaz ya. Skopski. İleri doğru bir pas. Kupanın ismini yazmaya başlasınlar bence. Napoli diye. Altına da bir King imzası olursa harbiden mükemmel olurdu. Şimdi Mbaye. Orta. Bir kafa vuruşu. Üstten farklı şekilde dışarı çıkıyor. Şimdi ileri doğru bir pas. King aşağı doğru bırakabilir miyiz? Müdahalemiz yetmedi. Orada bir uzaklaştırma şansı. Pas istedik yeniden. Saldım ara pasını araya. Oo. Çok hızlı vurdu. Çok hızlı bıraktık ara pasını. Orsolini verdi. Şuten. Bize doğru gelir mi o pas? Adamsın. Ama tabii ki ulaşmadı. Orada defansta mükemmel hareketler, artık şovlar başladı. Sal bana adamsın. Bak şimdi, bak 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 bak. Aşağıda, aşağıda Insigne varmış ya. Onu son anda gördüm, yetişemedik. Ayağımdan açmıştım topu. Ve 90 artı 6 girerken kupanın sahibi belli oluyor. 2 gol, 1 asist King. Mükemmel bir katkı. Bologna yıkılıyor. Ama Napoli kupanın sahibi oluyor. Müthiş bir görüntü var gerçekten. Koulibaly'nin elinde, kaptanın elinde. King de bu kutlamada en başta rol oynayan isimlerden biri. Müthiş bir görüntü gerçekten. Koulibaly taraftarlarla birlikte kutluyor. King geldi hemen yanına. Gerçekten güzel bir katkı koyduğumuzu düşünüyorum. Görüntümüz de var. Müthiş bir görüntü gerçekten. Müthiş bir mutluluk. Sezonun son kısmında 3. olduk. Hani biz Napoli'den ayrılacağız gibi ama bakalım. Çünkü ilk 11'i almıyor adam ısrarla, antrenör. Biz elimizden geldiğinin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz zaten. 3-0 net bir skor. Şu an için 71, o 71, 73 hatta 75 bile olabilir yani bir sonraki sezonda. Hani olması gerekiyor gibi. Çok güzel bir performans sergiliyoruz. Bakalım, Inter maçımız var önümüzde. Onu da yapacağız. Ondan sonra sonlandıracağım bölümü. Bugünkü maç gerçekten son maç. Son maçımıza çıkıyoruz. Yine almadı değil mi bize? Yani artık ne yapalım bilmiyorum. Yani bir maçta 10 gol mü atalım? Bunun ya, varsa bilen yorumlara yazsın. Bunun olayı nedir yani? (Gülüyor)
Bu arada tekrardan belirteyim. Abone olmayanlar varsa abone olursa çok sevinirim. Beğenilerinizi bekliyorum. Hangi takıma transfer olalım? Bir Leicester'a teklif göndermeyi bekliyorum bakalım. Devamında kimlere teklif gönderelim? Ve maçımız başladı. Zaten. Evet arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Şöyle ikinci yarımıza geçelim. Napoli Inter mücadelesinde 0-0 eşitlik devam ediyor. Diego Godin, Skriniar, o verdi, Barella, Mariano, Mario, Barella, Mario verdi, Barella bize gelir mi o top? Eriksen, baskımızı yapalım bakalım. Şimdi içeri doğru bir pas. Oo! Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Attık önüne pası. Ama orada bir daha geçir ama ya. Moses. Moses, müdahalemizi yaptık mı adamsın? Şimdi ileri doğru bir pas attık. Evet, bazen tutulup kalıyor gerçekten Napoli. João Mario. Mario
Barella adam baskı yapmıyor, bak önünde bekliyor. Eriksen çok güzel. Diogo Godin bırakmadı, bir türlü bırakmadı adam. Alır mısın o topu, adamsın. Salmana çok güzel. Vurdu Handanovic. Orada bir şov yapmak istedim ama Handanovic'in üzerine gitmiş top. Ya o adam ulaşmasın yeniden o top ya. Gerçekten. Ver bir daha, adamsın. Attım önüne. Al onu, al onu. Eriksen. Eriksen bir sal bize, Eriksen. Sal bana. Ben niye koşamadım ki orada, adama mı takıldım ya? Son maçımızda bir gol atalım ya. Şu Inter'i bir yenelim. Barella top çıkmadı mı? Oha. Mario, Eriksen. İleri doğru bir pas, araya bıraktı. Pas istedim, yolla bana, adamsın. Şimdi aşağı bıraktım. Çok hızlı bıraktık ama tutar onu herhalde. Yolla bana. Oo, orada bir anda üste pas çıkartırız dedim ama şut zamanı. Biraz daha stresli bir maç. Inter'i yenersek. O nasıl pas ya? Bir bak yani, pas atarken pas da istemedim yani. Oha. Lukaku. Lukaku derken çok tehlikeli bir pozisyon. Eriksen topun başında asar gibime geliyor. Eriksen topun başında gerçekten harika bir gol atıyor. Eriksen yedek kulübesine geliyor. Artık yedek kulübesi, yöneticiler, başkanlar, herkes geldi. Herkes sahada. Çok güzel buradan mı? Helal olsun. Bizim adamlar da tam yerinde böyle faul yapıyorlar. Bundan sonra ne, hiçbir şey yapamıyorsun. Sal bana. At önüme. Abi ya, Barella'ya bak, benden hızlı koşuyor herif ya. Sen nasıl benden hızlı koşuyorsun? Sal bana, sal bana. Abi yolla şuraya ya, yolla ya, yolla yolla. Abi Godin dibimden ayrılmıyor ki, sıkı markaj yapmışlar. Ligin son maçında yani. Yapacak bir şey yok artık. Napoli, ya Napoli'nin teknik direktöründen dolayı gerçekten soğudum yani. Adam inatla koymadı bizi, inatla. Ya bir kere denersin bari. PES 2019'da falan bunu yapıyordu yani. Final maçımızı da oynadık. Artık transfer Dünya All-Star'lar takımını açıklamış. All-Star'lar takımında kimler var acaba? Haberi koymadı tabii ki. Inter karşısında mağlubiyet. Napoli bu mağlubiyeti hak etti. O yüzden bir şey diyemeyeceğiz. Takım sıralaması güncellemesi denk geliyor. Onları bize niye gösteriyorsun ki yani? Geç. Şimdi sezonun son günü. Önümüzdeki sezona geçelim. Sonraki sezona gidelim. Şimdi 73 olmuşuz. Evet. Oynadığı maç sayısı 18 maç, 10 gol, 7 asist. Derece ortamız 7.0. Toplamda 36 maç, 14 gol, 12 asist. 6.9. Kayseri Spor'da oynadık. Ardından Napoli'ye transfer olduk. Yani hepsinde 18 maç oynamışız. Bayağı bir yükseltmişiz yalnız. 4 gol 5 asist yani 10 gol 7 asiste çıkmışız. Evet. Biraz değişimler olmuş.
Artık sezonun yenisi başladı. Transfer sezonunda acaba hangi takımlardan teklif geldi onu merak ediyorum. Şimdi büyük bir isteğim gerçeği. Mesajlar. Hangi numarayı istiyorsunuz? Ben numara peşinde değilim şu an için. Transfer talebindeyim. Evet. Şimdi İngiltere Ligimiz nerede? Premier Lig. Leicester City. Burada ama var mı? Çağlar Söyüncü var. Cengiz yok mu? Oo, Cengiz'i eklememiş. Güncelleme gelmedi ya. Leicester City'ye gidelim ya, transfer talebi. Bir gidelim bakalım. Bir İngiltere Ligi'nde görelim ya. Bir bakalım nereye gideceğiz. Zaten bakalım. Şimdi bir haber verecek mi? Liverpool Ederson'la sözleşme imzalıyor. Önümüzde Napoli'de güzel maçlar varmış harbiden ama Napoli'den ayrılacağız artık. Çünkü ilk 11'de oynatma şansını bize tanımıyor. Oynama şansını diyelim daha doğrusu. Burada bölümü sonlandıralım. Siz de transfer görüşlerinizi yorumlara belirtin. Ona göre ben de değerlendireyim. Birlikte bir sezon kariyer geçirelim diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.